damgalar e, yalnızca doğrudan bir nesneden bir eylemden betimlenmemiş e, başka kök damgalar dediğimiz yani aslında e, bir damga üzerinden çentik ekleyerek nokta ekleyerek farklı farklı damgalarda türetilmiştir. Bunu bir önceki dersimizde görmüştük. Örneğin ay damgasına çizgi eklenmiş ve e damgası oluşmuştu. Şimdi bu dersimizde n seslerini göreceğiz. E, Göktürk alfabesinde n sesini gösteren yani şu bizim bildiğimiz n sesini Latin alfabesinde sadece bunu da gösteriyoruz. N sesinin altı farklı damgayla gösteriliyor. Her birinin kendi içerisinde farklı bir ses değeri var. Ama şunu görüyoruz. Öncelikle şöyle bir köken açıklaması yok ama bunu bir kök damga olarak görebiliriz. Adı an damgası. Bu kalın N sesini veriyor. Aklımızda bulunsun. An damgası. Şimdi bu damgaya çeşitli eklemeler yaparak atalarımız diğer N seslerini türetmişler. Onlara değinelim birazdan. Ama bunu da e, harfler sırasında e, defterimizin bir köşesine yazabiliriz an harfi. Şimdi bu harflere bir şeyler ekleyerek e, türetme günümüzde de var olan mesela örneğin Latin alfabesinde şöyle e, iki tane u'nun birleşerek şöyle w diye bir harfini görebiliyoruz. Yani e, Latinlerde de bu bu tarz türetmeler bizim denk geldiğimiz bir şey. Şimdi atalarımız an harfi iki tane an harfini Şöyle iç içe yazmışlar ve yani görüyorsunuz iki tane an çizdim ortaya bu harf çıkmış ve bu harf bize bizim bugün kullanmadığımız an diye bir sesi veriyor burada tek harf hem ince hem kalın olarak geçiyor yani bu hem an, an şeklinde olacak hem de eni şeklinde olacak tabi Latin alfabesiyle yazınca böyle üç tane harf varmış gibi durum çıkar ama bunu o şekilde düşünmemek gerekiyor. Bu bizde tek bir sesti. Yani bunu daha net kafamızda oturması için şöyle diyebiliriz. Örneğin bizim ş şey diye bir sesimiz var. Bunu Almanlar yanlış hatırlamıyorsam şöyle gösteriyorlardı. Yani bu durumda e, bu bizim için bir tek bir sestir. Ama e, farklı Avrupa dillerinde bu şekilde birkaç harfle gösterilmesi ...bunun kötü olduğu ya da eksik olduğu anlamına gelmez. Burada da o şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla bir harfimiz... ...N seslerinden bir tanesi. Hani harfi iç içe geçirildiği zaman da... ...ortaya bizim bugün kullanmadığımız... ...bir ses. Yani bu sesi... E, ...misal Oğuz Öbey'inden... ...Türkiye'de, Azerbaycan'da ya da... ...Türkmenistan'da denk gele, geleceğimiz... ...bir ses olarak gör, görmüyoruz. Geçmiş dönemde vardı. Eski metinlerde var. E, bir, iki, bir başka türetme ise şöyle olacak. Yine an damgası. Bakın an damgası. Burada iç içe geçirilmişti. Burada ise uç uca birleştirilecek. Ortaya böyle bir simge çıkacak. Yazıtlarda bu örneği var ama tabi sık kullanıldığı için köşeler daha net biçimde keskinleşmiş. Ortaya da böyle bir harf çıkmış. Bu da bizim anç sesini veren harfimiz. Bu da yine tekli. Bazı sözcüğün durumuna göre anç ya da enç sesini verir. Ama bu mesela sadece an sesini verir. Bunlar tek harflidir. Kalın incesi yoktur. Nötr olarak da geçer kayıtlarda. İki sesi de veriyor. Bu sözcüğün durumuna göre belirlenen bir şey. Bunu yazım kuralları dersinde daha açık net bir şekilde göreceğiz. An damgasından anç ve ani sesinin nasıl türediğini gördük. Devam edelim. <laughs> Yine şöyle kök damgamız an damgası. Bunun tabi artık uçucu eklemişler, iç içe geçirmişler. Dolayısıyla da <laughs> bir de yenilik olarak da şöyle ortasına çizgi eklemişler. Ortaya nasıl bir simge çıkmış? Şöyle bir simge çıkmış. Ee, tabi zaman içerisinde daha düz biçimiyle yazılmış ve bizim bugün kullandığımız daha doğrusu bugün en çok bilindiğimiz haliyle Eng damgası genizcil sesini veren şöyle de olabilir. Şöyle n'nin üzerine dalga da çizebiliriz. Hem eng hem de ank sesini ya da şöyle daha kısa şekliyle yazabilirim. An damgasının türetimine de bu şekilde ulaşmış oluruz. Dolayısıyla an, ani, anç, ank, an, an, eng ya da diye farklı farklı harflere bu şekilde ulaşıyoruz. Ee, N sesinin türevlerinden bir tanesini bir önceki derslerimizde görmüştük. Hatırlayalım. Şöyle bir kap vardı. Kabın içerisinde 3 tane kan damlası vardı. Bu da aslında N sesinin bir türevi. Anımsayalım. Burada ant sesini veriyordu. Bu da nötr seslerden biridir. Dolayısıyla da sözcüğün durumuna göre de ant sesini verir. Bu da N'nin bir başka türevi. Beşincisi an vardı. Bir de anın incesi gerekiyor. Yine hatırlayalım önceki derslerimizde. inmek sözcüğünden şöyle bir harfimiz vardı. Enmek. Tabi demiştik yazıtlarda bu biçimi de var. Şu biçimine de denk geliyoruz. Enmek. Dolayısıyla bu dersimizde bir en sesi, ant en sesi iki, eng an sesi üç, anç sesi dört, ani beş, an altı. <laughs> Toplam altı tane altı tane N sesi gördük. N sesi ile ilgili farklı farklı damgalar olduğunu gördük. Bu, ter bu dersimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde de K sesinin türevlerini inceleyeceğiz.